Evet, Herkese merhaba. Ee, yavaş yavaş başlayabiliriz. Ee, i̇smim Cener Dağlı. Nebula Bilişim sistemlerinde teknik operasyonlardan sorumluyum. Ee, sizlere bugün tamamıyla Nebula Bilişim öz kaynakları tarafından ve Nebula Bilişim e, mühendisleri tarafından hazırlanmış olan e, siber istihbarat Servi servisimizi tanıtacağım. E, Sansa göre Güvenlik Operasyon Merkezi esasları üçe ayrılıyor. E, bunlardan ilki Siber istihbarat, e, diğeri hazırlık değerlen değerlendirmesi ve tehdit yanıtlama. E, Siber istihbarat konusu ağırlıklı olarak kurumumuzu kimlerin tehdit ettiği ve hangi yöntemleri kullandığını içeriyor. Hazırlık değerlendirmesine baktığımızda e, hangi tehditlere karşı belirli zafiyetlerimiz var. E, içerideki güvenlik açıklarımız neler? E, bunların değerlendirmesi ve bunların belirlenmesi konusunda bize yol gösteriyor e, Tehdit yanıtlama kısmı ise e, herhangi bir güvenlik ihlalinde bu güvenlik ihlalinin sebebi kurumumuza etkisi e, güven, e, bu güvenlik ihlalinin kaynağı sebepleri ve buna benzeyen şeyleri araştırmamıza olanak sağlıyor e, şimdi hazırlık değerlendirmesi ve tehdit yanıtlama son e, zamanlarda Türkiye'de özellikle popüler konular arasında. Ee, biz nerede hangi tehditlere karşı zafiyetimizin olduğunu çeşitli penetrasyon testleriyle, çeşitli e, zafiyet taramalarıyla bunları belirlemeye çalışıyoruz. Ee, bununla beraber e, tehdit yanıtlama kısmında çeşitli SIEM çözümleri, önleyici güvenlik ürünleri, EDR çözümleri gibi çeşitli çözümler kullanıyoruz. Bunlar ülkemizde son zamanlarda belirttiğim gibi popüler konular arasında. Ancak e, yeni yeni ortaya çıkan ve e, aslında sansa göre işin temel ayağı olan Sibel İstihbarat konusu, Bizim için önemli konulardan bir tanesi. Bu anlamda da bir çözüm geliştirdik ve bu çözümü de kurumlara katma değerli bir çözüm olarak entegre etmeye ve sağlamaya çalışıyoruz. Sivil istihbarat tarafını iki aşamada değerlendirebiliriz. Biri küresel istihbarat, global olan istihbarat kısmı, diğeri de sektörel istihbarat, belirli bir sektörde faaliyet gösteren kurumlara özel çeşitli istihbaratı veriler. Bunlar enerji sektörü olabilir, sağlık sektörü olabilir, sigortacılık sektörü olabilir, finans sektörü olabilir. Çeşitli sektörler özel siber istihbaratı verileri günümüzde konuşmak mümkün. Hazırlık değerlendirmesi kısmında bahsettiğimiz gibi risk analizi ve penetrasyon testi bu bağlamda değerlendiriliyor. Tehdit yanıtlama kısmında da mal veri analiz, veri analizleri, tehdit yanıtlama programları, çeşitli EDR çözümleri SIEM çözümleri veya çeşitli önleyici ürünlerle bunları ele almak e, mümkün. E, Verizon'un 2016 veri sızıntısı e, raporuna göre ortalama ataklarının e, neredeyse tamamına yakını ilk 24 saat içerisinde e, klikleniyor ve açılıyor. E, bu bize aslında e, istihbaratı verinin ne kadar önemli olduğunu ve bu istihbaratı verinin e, katma değerli verisinin ne kadar hızlı sağlanabildiğinin e, bize en büyük kanıtlarından bir tanesi. E, mümkün olan en hızlı şekilde istihbaratı verimizi alabilirsek kurumumuzu e, çok daha hızlı bir şekilde e, güvenli hale getirebiliriz. E, ve özellikle e, hazırlık değerlendirmesi ve tehdit yanıtlama kısmına geçmeden önce önleyici ürünlerle entegre ederek e, çok daha hızlı aksiyona geçebiliriz. E, biz de bu bağlamda Siber istihbarat Servisimizi çeşitli... E, Alanlarda ve modüllerde oluşturduk. Bunlardan ilki tehdit istihbaratı. Birazdan ilk e, modül olarak detayına gireceğiz. Diğeri marka istihbaratı ve sistem istihbaratı. E, tehdit istihbaratı e, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve geliştirdiğimiz bir modülü modülümüz. E, burada yaptığımız iş çeşitli bilgi kaynaklarından e, çeşitli listeleri takip ederek. Bunlar içerisinde en katma değerli verimiz de bizim kendimize ait geliştirdiğimiz bir algoritma ve bu algoritma sayesinde topladığımız istihbaratı verinin sağlanması. Bunlar zararlı URL, alan adları, IP adresleri, dosya hash bilgileri gibi içerikleri izliyor ve sağlıyor. Bunları da çeşitli ortamlara karşılaştırarak sistemlerimize entegre ediyoruz. Entegrasyonlarımız ağırlıklı olarak iki şekilde. Birincisi önleyici ürünler. Ee, McAfee Web Gateway, Palo Alto e, özürlerim, e, Palo Alto Firewall, Blue Coat Web Gateway, e, McAfee Network IPS, Fortinet Firewall, Sophos Firewall ve e, yerel bir DNS e, hizmeti şeklinde sağlıyoruz. E, bununla beraber çeşitli e, analiz ürünlerine entegrasyonlarımız var. E, Carbon Black Response, McAfee ESM, Blue Coat Security Analytics Platform ve CM çözümleri gibi marka bağımsız burada konuşuyorum. E, bunun dışında kurumunuza ait kullandığınız ek analiz ürünleri ve önleyici ürünler varsa onları da uygun formatlarda geliştirerek ya da ilgili listeyi API entegrasyonlarıyla çift yönlü entegre ederek çeşitli entegrasyonlarımızı sağlayabiliyoruz. Bu veriyi verebiliyoruz. Aynı zamanda analiz ürünlerimiz içerisinde kendimizin geliştirmiş olduğu bir insert tool aracımız var. Bu araç özellikle vaka analizlerinde hem istihbaratı verimizi kullanabiliyor hem de e, entegre olduğu diğer güvenlik çözümleriyle e, herhangi bir vaka olduğunda e, sistemlerin e, başına gitmeden e, küçük e, uygulamalarla e, sistemler üzerinde e, memuride çalışan e, browser hashlerini toplayan, aktif olarak çalışan proses bilgilerini içeren çeşitli verileri toplayıp e, yöneticilerin, operasyon merkezi yöneticilerin analiz etmesi e, ve e, vakanın e, sebebini bulması açısından e, ek bir katma değerli veri e, ...sağlıyor. Tehdit istihbaratı verimizi biz... E, ...filtreleyerek sunuyoruz. E, özellikle e, global üreticilerin... ...tespit ettiği ve bunları sistemlere... ...entegre ettiği verilerden e, arındırabiliyoruz. Böylece e, daha katma değerli ve... E, ...içeriği Türkiye'ye özel... E, ...olarak geliştirilmiş bir veri sağlayabiliyoruz. Şu anda 300 binin üzerinde bir kayıt listemiz var... ...ve her gün ortalama Türkiye'ye özel... ...50 yeni kayıt sistem içerisine ekleniyor... ...ve hem analiz ürünleri hem de güvenlik ürünlerine entegrasyonu sağlanabiliyor. Belirttiğim gibi Türkiye'ye özgü bir siber istihbaratı veri çıkarmaya çalışıyoruz. E, sistemimiz sürekli olarak yeni tespit edilmiş alan adlarını... ...Türkiye'ye özel içeriklere sahip olabilecek riskli gördüğü kelime içeriklerini... Ana, ...arama anahtarlarını internet ortamında ve yeni domain kayıtlarında sürekli olarak takip ediyor... Ee, ve bunlar tespit edildiğinde e, bunları hem önleyici hem de analiz ürünlerine belirttiğim gibi entegrasyonunu sağlıyoruz. Ee, burada odaklandığımız şey ilgili tespit ettiğimiz verinin güncel bir veri olup olmamasına bakmadan e, herhangi bir atak varsa belirli bir domen ya da oltalama için tespit edilmiş. E, bunu tespit ettikten sonra bunun türevleri de ilgili algoritmamız ve arkadaşlarımız tarafından araştırılıyor. E, ve bunların türevleri de e, örneğin e, biz.com gibi bir e, phishing domaini alındı bunun türevleri Turkcell 2 Türksel 3 Türksel 4 gibi çeşitli ekranlarda olabilir. Bu noktada biz sistemi bunların türevleriyle beraber önleyici ve analiz ürünlerine Entegre edebiliyoruz. Burada hedefimiz belirttiğim gibi sitenin canlı ya da domainin canlı olup olmaması değil. değil. Burada belirli bir tehdit görüyor olmamız global üreticiler ağırlıklı olarak belirli bir atak başladıktan sonra ya da ilgili alan adı faaliyete geçtikten sonra bununla ilgili e, aksiyonları sürdürüyorlar. E, ancak biz e, bu noktada ilgili türevleri e, daha başlamadan e, daha aktivasyonu sağlamadan e, sağlanmadan, e, canlılığı sağlamadan sistemlere entegre edebiliyoruz. E, belirttiğim gibi sunumun en başında önemli olan e, Hız ve her şey aslında ilk 24 saat içerisinde gerçekleşiyor kullanıcı tarafında. Bu bağlamda da tespit ettiğimiz istihbaratı verinin mümkün olduğu kadar hızlı olarak sistemlere entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Tespit ettiğimiz verileri ekranda görmüş olduğunuz örnek USOM'a ait bir örnek. Bazı domainler için yaklaşık 800 gün sonra, 700 gün sonra tehdit oluşturarak canlı hale getirerek USOM içerisinde eklendiğini görüyoruz. Biz bunları çok daha önce ve hızlı bir şekilde tespit ederek kurumların bu alan adlarına, IP adreslerine ya da çeşitli dosya eşlerine erişimlerinde farkındalıklarını artırıyoruz ve önlemimizi alıyoruz. Verilerimizin bazıları hiçbir güvenlik üreticisi tarafında şu anda tespit edilmemiş durumda ve sadece kendi listemiz içerisinde burada çeşitli bir örnekler koyduk. Ancak bu örnekler çok daha geniş sistemler yarın öbür gün bu ilgili alan adları canlı olduğunda ve faaliyete geçtiğinde kurumlar bunların yapacağı saldırılar ya da ataklardan otomatik olarak hem korunuyor olacaklar hem de analiz üzerinden entegrasyonla herhangi bir vaka durumunda hızlıca bunlarla ilgili alemlerini alıyor olacaklar. Homografi atakları bunlar da önemli bir konu. Homografi bildiğiniz gibi eş yazım demek. Bu iki harfinin bizim için herhangi bir farkı yok. Ancak e, bilgisayar dilinde bu iki harfi birbirinden farklı e, bilgisayar kodlamasında e, biri Latin, biri Kiril alfabesiyle yazılmış ve farklı kodlar içeriyor. E, ancak bunu normalde e, browserlar, panikot converterlar e, bize e, anlayabileceğimiz formatta gösteriyor. Aynen e, standardına göre e, çeşitli bildiğiniz gibi dillerde Türkçe'de e, ç, ö, ş, i gibi karakter, ı e, gibi karakterler. E, İngilizce alfabede yok, Latin alfabede yok. Bu e, Kiril alfabesi içinde de geçerli. E, bu sebeple e, IDM formatlarına göre bu tarz yazımlar e, XN ile başlayarak çeşitli formatlarda Brozlar tarafından çevrilerek bizim anlayabileceğimiz şekilde gösteriliyor. E, bu bağlamda da bize aslında bu durumun e, bir atağa karşı bir e, açıklık oluşturuyor. E, bu da elmanın elma olmadığını gösteriyor bize. E, bu örneğini için koyduk. E, bu en çok e, dünyada büyük olarak bilinen bir phishing e, saldırılarından bir tanesi. E, görmüş olduğunuz site apple.com e, tamamen live edilmiş bir siteydi ve e, aslında arka tarafta e, farklı bir e, CN name'i var. E, bu yazın formatıyla e, browser bunu çevirdiği için kullanıcılar e, direkt bu konuya kanabiliyor ve ilgili sahte siteye erişip ilgili bilgilerini verebiliyorlar. Bunun çeşitli Türkiye örnekleri de var. Bunlardan bir tanesi Aktif Bank'ın örneği. Bu görmüş olduğunuz Aktif Bank'ın orijinal sitesi. Bu da sahte olarak oluşturulmuş bir site phishing saldırısıyla birebir olarak aynı sisteme yönlendiriliyor, farklı bir e, sahte sisteme yönlendiriliyor. Ancak bunu e, kullanıcının gözle görmesi oldukça güç. Ancak sitenin detayına baktığımızda ücretsiz bir servis sağlayıcı otoriteden sertifika alındığını ve e, aslında farklı bir domain alına e, tekabül ettiğini görüyoruz. E, o yüzden e, homografi, homografi atakları bizim için önemli bir konu ve bu tarz atakları da biz tehdit istihbaratı listemizde tespit ederek e, istihbaratı veri olarak müşterilerimize, kurumlara sunuyoruz. Bu homografi ataklarında tespit ettiğimiz farklı alan adları. Bunlar XL ile başlıyorlar. Ve dediğim gibi Panic yöntemiyle yöntemi tarafından çevrilerek bize farklı bir veri olarak gösteriliyorlar. Bu yüzden biz bu verileri de tespit ediyoruz. Ve hem önleyici hem de analiz bu tehdit istihbaratı listesi içerisinde bunları sağlıyoruz. Bir diğer modülümüz marka istihbaratı modülü. Marka istihbaratında... Kurumlarımıza ait hassas içerikleri, marka adı gibi, kurum adı gibi, kredi kartı bilim gibi eğer bir finans kurumuysanız, e posta adresleri, yönetici isimleri e ya da kuruma ait farklı çeşitli e hassas içerik gibi verileri çeşitli arama anahtarlarıyla e internet ortamında takip ediyoruz. Yeni alan adları, e mobil uygulama marketleri, deep web, sosyal medya ağları ve veri sızıntısı kaynaklarında bunlar sürekli olarak sistemimiz tarafından takip ediliyor ee, ve bir veri tespit edildiğinde bunlar kurumlara anlık olarak e, bilgilendiriyor ve e, çeşitli ortamlarda da kapatma hizmetlerini e, kurum, kurumlar adına sağlayabiliyoruz. E, tespit ettiğimiz alan isimleri e, kurumu takip eden ve sahte e, alan isimleri tespit edildiğinde bunlar belirttiğim gibi anlık olarak e, kurumlara iletiliyor e, ve iletilirken çeşitli verileri de e, ekstra detay olarak Veriyoruz. Yani e, alan adına ait bir sertifika alındıysa o sertifikanın detayı, e, o sertifika e, alan adına ait huiz bilgisi, register bilgisi, e, IP adres bilgisi gibi çeşitli verileri üretiyoruz. Eğer canlı bir alan adıysa e, ilgili faaliyete geçtiyse bununla ilgili ekran görüntülerini e, kanıt olarak saklıyoruz. E, hem geçmiş ait bu veriyi kendi veri veritabanımıza atıyoruz hem de müşterimize anlık olarak bu verileri veriyoruz. Bu tespit edilen veriler aynı zamanda tehdit istihbaratı verisine de ekleniyor ee, ve diğer kurumları da e, ilgili sahte alan adlarına erişimlerde e, koruyoruz. Tespit ettiğimiz bu sahte alan adları ile ilgili bir kapatma hizmetimiz de mevcut. Alan adı hosting firmaları, site sahipleri ve herhangi bir sertifika varsa sertifika oturumcularla iletişime geçerek bunların kapatma hizmetlerini de veriyoruz. Aynı zamanda Google Safe Search gibi güven Safe Browsing ortamlarına da başvurularını yaparak bu alanlarda aranmasını ve sonuç getirilmesini de engelleyebiliyoruz. Bir diğer modülümüz bu alanda, e, marka istihbaratımız içerisindeki diğer, bir diğer birleşenimiz de içerik izleme. E, Deep Web, Pastbin, GitHub gibi ortamlarda bu hassas içerikleri sürekli olarak sistemimiz takip ediyor. E, ve herhangi bir paylaşım tespit edilirse e, bunlar kurumlara e, anlık olarak iletiliyor. E, buradaki bir örnekte e, yapı kredi adına e, test edilmiş Pastbin e, ortamındaki bir e, kredi kartı bin listesi bunları tespit ettiğimizde direkt kurumlarla iletişime geçerek ilgili verileri e, iletebiliyoruz. E, GitHub entegrasyonumuz da mevcut. E, eğer kuruma ait bir kod parçacı e, ya da bir içerik e, GitHub ortamında paylaşılırsa repositoryleri takip ediyoruz. E, kodlar, işi ve topikleri takip ederek bunları tespit ediyoruz. E, tespit ettiğimiz verileri e, hem Pestbin hem de GitHub ortamında bir saatlik döngü içerisinde tespit ederek e, kurumlara bilgilendirmesini e, ...otomatik olarak yapıyoruz ve kendi portalımız üzerinde bunları kaydediyoruz. E, kurumlar kendine ait kullanıcı adı ve şifreyle... portalımıza login olarak, geçmişe dönük olarak ilgili verileri görebiliyorlar... ...rapor olarak çekebiliyorlar ve kanıtlara da ulaşabiliyorlar. Bir diğer birleşenimiz, marka istihbaratımız içerisinde sosyal medya istihbaratı. E, sosyal medya içerisinde sizin aktif olan e, accountlarınızı, hesaplarınızı takip ediyoruz ve... ...sizin kurum hesaplarınızı e, takip eden bir hesap varsa bunlarla ilgili tespitlerimizi yapıp e, kurumlara bilgilendirmeler yapıyoruz. E, tespit edilmiş e, hesapların display nameleri değiştirildiğinde e, görünen isimler değiştirildiğinde de sistem tarafından bunlar tespit ediliyor e, ve bilgilendirmesi yapılıyor. Eğer e, URL içerisinde bu veri geçmiyor olsa dahi biz e, account isimlerini ve display nameleri görünen isimleri takip ettiğimiz için. E, URL isimleri içerisinde sosyal medya hesaplarında geçmese dahi bunlar sistemimiz tarafından tespit edilip e, kurumlara bilgilendirilmesi yapılabiliyor. Aynı zamanda e, gerçek sosyal medya hesaplarınızı da sistemimiz takip ediyor. Eğer sosyal medya hesaplarınızın e, e, ekran görüntülerinde belli bir oranın üzerinde bir değişim olursa, bir manipülasyon olursa bunlar da sistem tarafından tespit edilip e, geçmişe dönük hem kayıt tutulabiliyor hem de sizlere anlık olarak bilgilendirmesi sistem tarafından yapılabiliyor. Sosyal medya hesapları tarafında bir kapatma hizmetimiz de mevcut. Eğer bir sahte sosyal medya hesabı tespit edilirse, sizin olayınızla kapatma hizmeti de tarafımızca sağlanabiliyor. Mobil uygulama istihbaratımız mevcut. Mobil uygulama istihbaratıyla Google ve App Store, Apple marketlerde Kurumunuzu takip eden bir uygulama var mı yok mu diye sistemi sürekli takip ediyor. Eğer e, sahte e, bir ya da şüpheli bir uygulama tespit edilirse bunlarla ilgili de e, ilgili uygulamanın geliştiricisi, e, ismi ve ekran görüntüleriyle beraber bilgilendirilmesi kurumlara sağlanıyor. Burada aynı zamanda e, kurumlara ait gerçek e, mobil uygulamaları da e, bu ortamlarda takip ediyoruz ve uygulamanın yeni sürümü çıktığında, uygulamayla ilgili bir değişiklik yapıldığında bilgi güvenliği ekiplerine de bunlarla ilgili bilgilendirmemizi sağlıyoruz. Ee, i̇çerik olarak takip ettiğimiz e, ortamlarda aynı zamanda bir güvenlik analizi hizmetimiz de mevcut. Ee, burada ekranda görmüş olduğunuz e, örnek, bir operatör için, yani bütün operatörler için daha doğrusu özür dilerim, hem Turkcell hem Vodafone hem de Türk Telekom için e, gerçekleştirilmiş olan bir e, mobil ödeme bozdurma sitesi. E, kendileri bir mobil uygulama yazmışlar. Bu mobil uygulama e, aslında e, bir e, diyet uygulaması gibi gösteriyor kendini. E, ancak arka tarafta aslında bir e, tefecilik yapılıyor burada. E, e, mobil uygulama e, bozdurma için 100 TL yatırdığınızda size 65 TL geri ödeyeceğiz gibi bir taahhütleri var. E, aslında burada yapılan iş bir sahtecilik. E, bu tarz verileri e, arkadaşlarımız ee, arka tarafta çalışan mühendisler sürekli olarak... analiz ediyorlar tespit edilmiş verileri... E, ve veriler içerisinde bir ilişkilendirme yapıyorlar. Ee, burada örnekte bir mobil uygulama... E, mobil e, ödeme bozdurma.com diye bir... alan adı satın alınmış ve bir uygulama yazılmış. Biz e, alan adından tespit ettiğimiz ve... Andu, e, mobil uygulama marketi tespit ettiğimiz veriyi ilişkilendirerek... E, operatörlere bu konu hakkında da... E, bilgilerimizi sağladık. E, ve... E, gerekli e, uyarıları yaptık. E, bu anlamda da e, kurumlara özel e, çeşitli ortamlara test edilmiş verileri e, ilgili mühendisler tarafından e, analiz edilir, güvenlik analizine sokularak e, bir risk görülüyorsa bunlarla ilgili de kurumlara uyarılar tarafımızca sağlanıyor. E, Collection One e, bildiğiniz gibi en büyük veri sızıntılarından bir örneği. E, sistemimiz aynı zamanda çeşitli veri sızıntısı e, ortamlarını takip ediyor. Eğer kurumunuza ait e-posta adresleri e, e, bu ortamlarda sızdırılırsa e, bunlarla ilgili e, sızdırılma alanları, e, data örnekleri e, ve ne zaman sızdırıldı, ne zaman test edildi verileri e, sistem tarafından süzülüyor ve bilgilendirmesi e, kurumlara yapılıyor. E, <laughs> Bir diğer modülümüz de e, sistem istihbaratı. Sistem istihbaratı e, kurumların internet ortamına açık servislerini izlemeye yönelik geliştirdiğimiz bir modülümüz. E, bu modülümüzde sunucularınızın e, isimleri, IP adresleri, eğer bir web sunucusuyla e, yönlendirmeleri, servis etiketleri, e, SSL sertifikaları e, ve bir finans kurumuysanız, e, bankaysanız daha doğrusu e, döviz altın kurlarınızın site üzerindeki takibi, sistem tarafından yapılıyor ve bunlarla ilgili değişiklikler ya da manipülasyonlar anlık olarak test edilerek kurumlara sağlanıyor. Servis ve sertifikalarda hem portal üzerinden hem de size anlı bir bilgilendirme ortamımız mevcut. FTP, H DNS, HTTP gibi servisleriniz sürekli olarak sistem tarafından izleniyor internet açık ortamında ve Belirttiğim gibi serviste herhangi bir kesinti olduğunda sizlere bilgilendirmesi yapılıyor. Aynı zamanda bir sertifika hizmeti veriyorsanız, yani vermiş olduğunuz bu hizmetlerde bir sertifika kullanılıyorsa, bu sertifikaların geçerlilik kontrolü ve expire süresi takip ediliyor. Bunlarla ilgili de expire süresi yaklaştığında kurumlar uyarılabiliyor. SSL tarafında aynı zamanda bir zafiyet kontrolümüz de var. Sistem... SSL sertifikalarınızın zafiyetlerini kontrol ediyor ve bunlarla ilgili bir zafiyet tespit edilirse kuruma bunlarla ilgili de bilgilendirme yapılabiliyor. Servislerinizin bağlı olduğu IP adreslerinizde bir değişiklik olduğunda sistem tarafından yine bir tespit yapılıp sizlere bilgilendirme yapılıyor ve bunlar geçmişe dönük olarak sistem tarafından saklanıyor ve dilediğiniz zaman portal üzerinden geçmişe dönük olan raporlarınızı ve verilerinize ulaşabiliyorsunuz. SSL tarafındaki zafiyet kontrolünde en bilindik 20 SSL zafiyeti sürekli olarak sistem tarafından kontrol ediliyor. Sizin tarafınızdan belirlenen ya da bizim tarafımızdan belirlenen süreler içerisinde. Ve bunlar size görsel ekranlar içerisinde hem raporlanabiliyor hem de detaylı bir rapor çıkartılıyor. Bunlarla ilgili de bilgilendirmeler sizlere yapılıyor. Döviz ve altın kuru izleme Modülümüz var e, bildiğiniz gibi son zamanlarda yine e, popüler olan konulardan biri dolar değişiklikleri ve do, daha doğrusu döviz kuru değişiklikleri e, çeşitli banka sitelerinde gece farklı gündüz farklı gibi e, durumlar meydana gelmişti e, sistemimiz e, web sitelerinde e, bankalar ait web sitelerinde sürekli olarak e, kur takibi yapıyor ve e, kuruma ait olan e, döviz kurunda ve altın kurunda e, diğer bankalarla ortalamadan ...belirli bir oranın üzerinde farklılık olursa aşağı yönde ve yukarı yönde... ...kurum bununla ilgili anlık olarak bilgilendiriliyor. Yıllık abonelik seçeneklerimiz mevcut. Temel, standart, gelişmiş ve profesyonel paket adı altında çeşitli abonelik seçeneklerimiz var. Bunlar da çeşitli ihtiyaçlara göre ölçeklendirilebiliyor... Bunların içerisinde tehdit istihbaratı, marka istihbaratı ve sistem istihbaratını modüler olarak ya da toplu bir şekilde alabiliyorsunuz. Temel paketimiz içerisinde tehdit istihbaratımızın 30 gün ve sonrası mevcut. Standart, gelişmiş ve profesyonel paketlerimiz içerisinde bunların tamamı dahil. Marka istihbaratı alanında temel paketlerimiz içerisinde deep web, mobil uygulama ve Sosyal medya istihbaratı servislerimiz bulunmuyor. Standart, gelişmiş ve profesyonel paketlerimiz içerisinde mevcut. Bunlarla ilgili de ölçeklendirmemizi arayacağımız içerik ve anahtar arama anahtarlarına göre belirliyoruz. Sistem istihbaratı tüm paketlerimiz içerisinde mevcut. Bunlar da sınırımız, izleyeceğimiz servis adedi kadar belirleniyor. Eğer farklı ihtiyaçlarınız varsa paketler dışında da satış ekiplerimiz bunlarla ilgili de ek olarak bilgilendirmeleri kurumlar içerisine gerçekleştirebiliyorlar bizim burada temel olarak hedef aldığımız nokta sunumumun en başında belirttiğim gibi siber istihbaratı verimizin Türkiye'ye özgü kurumları korumak ve Türkiye'ye özgü faaliyet gösteren kurumlarımızı korumak adına geliştirilmiş olan bir çözüm olarak sunuyoruz. E, tamamıyla kendi kaynaklarımızla geliştirildiği için sistemlerdeki e, ihtiyaçlar e, bizim tarafımızdan ölçeklendirilebiliyor ve kurumların ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilebiliyor. E, kurumların ihtiyaçları bizim için her zaman öncelikli. E, birlikte çalışacağımız kurumlardaki e, ihtiyaçlar e, ya da e, bu ihtiyaçların şekilleri e, size sunacağımız servisler içerisinde değişkenlik gösterebilir. E, farklı servisleri, farklı entegrasyonlar da, yani da çok hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz. E, bu ürün ile aynı zamanda e, Türkiye Siber Güvenlik Kümesi yapılanmasına da üyeyiz ve e, kendilerinden de destek görüyoruz. E, bu bağlamda da ürünümüzü e, bu alanda da iyileştiriyoruz ve geliştiriyoruz sürekli olarak. Ee, sorularınız varsa e, sorularınızı alabilirim. Eğer e, e, sunum sonrasında da e, sorularınızı iletmek isterseniz e-posta e adresimden e, bana ulaşabilirsiniz e, ve tüm detayları öğrenebilirsiniz. E, bir sorumuz var. E, gün içinde oluşmuş homografik bir web sitesi ziyaret elinde tespiti komandaya e bakarak mı anlaşılıyor. E, eğer bir web sitesi tespit edildiğinde biz arka tarafta aslında yapı biraz şöyle çalışıyor. Biz XR adlarını yani IDN formatına uyacak olan siteler tehdit istihbaratı listesi için sürekli takip ediliyor. Bu anlamda sizin güvenlik ürünlerinizin farklılığı ortaya çıkıyor. Örnek vermek gerekirse McAfee Web Gateway IDN çevirisini yapıyor. Ee, onun için ihtiyaç kalmıyor. Ama farklı güvenlik ürünlerinde özellikle firewall tarafındaki e, ürünlerde XN çevirileri yapılamıyor. E, o yüzden arka tarafta biz X, hem XN'li hem de domain'in e, kendi common name'ine göre e, iki aşamayla tehdit isiparat verisi içerisinde e, ekliyoruz. Ee, bir diğer sorumuz geldi. Çözüm tamamen bizim tarafımızdan mı Geliştirildi. Evet, Nebula istihbarat servisi tamamı Nebula Bilişim tarafından geliştirildi ve bütün kaynakları Nebula Bilişim tarafından sağlandı. Bir diğer sorumuz da Deep Web tarafında ne gibi istihbarat verileri tespit edilebiliyor? Deep Web tarafındaki istihbarat verileri iki aşamalı. Bir kısmı insan emeği, bir kısmı da sistem algoritması, çeşitli form siteleri, e, PESBİN, GİTAP e, en bilinen paylaşım siteleri. E, bunun dışında takip ettiğimiz çok çeşitli farklı e, paylaşım ortamları var. E, ve e, Deep Web tarafında e, bazı kullanıcı bilgileriyle girilmesi gereken e, ve elle ilerlenmesi gereken ortamlar var. Bu tarafta da arka tarafta çalışan e, ekibimizdeki arkadaşlar bunları sürekli takip ediyorlar e, ve sürekli bir güvenlik analizi yapıyorlar. E, hem sistem algoritması tarafından süzülmüş veriler onların önüne geliyor hem de bizim tarafımızda teknisyenlerimiz, mühendislerimiz tarafından elle, direkt dahil olarak yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiş veriler paylaşılıyor. Paylaşım sitelerindeki verilerin algoritma tarafından tespit edilen ve mühendisler tarafından tespit edilen veriler aslında iki aşamalı. Bunları kurumun tercihine göre de sunabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse arama anahtarlarında PESBİ tarafından test edilmiş, GitHub tarafından ya da farklı forumlar tarafından test edilmiş veriler, algoritma tarafından test edilebilmez, müşterimizle paylaşılabiliyor. Eğer ihtiyaç bu verilerin süzülerek, güvenlik analizinden geçilerek kendileriyle paylaşılmasıysa ikinci aşama olarak bir insan emeği de uygulanabiliyor. Bir diğer sorumuz proxy ve firewall çözümlerine entegre edilebiliyor mu? Nasıl? Sunumumuzun en başında bu konudan biraz belirtmiştik. McAfee Web Gateway, Blue Code Web Gateway, Palo Alto Firewall, Fortinet Firewall, Sophos Firewall önleyici ürün entegrasyonlarımızda mevcut. Bunların kendilerinin listeyi çekebilmeleri için belirli bir format destekleri var. Biz formatları tehdit istihbarat listesi formatlarını bu üreticilerin destekleyebileceği formatlara göre düzenliyoruz ve bu şekilde veriyoruz. Bir URL bağlantısı üzerinden bu veri paylaşılıyor ve önleyici ürünler ve analiz ürünleri bizim kendi sistemimize bağlanarak bu ürün verileri kendi ortamlarına çekiyorlar ve kendi içinde işletiyorlar. Başka sorunuz varsa alabilirim. Evet. Bir diğer sorumuz da kaç yıllık bir geçmişe ait olduğuna dair bir soru geldi. Siber İstihbarat Servisinin. Siber İstihbarat Servisi Nebula Bilişim tarafından 4 yıldır geliştirilen bir servis. Öncelikle bir tehdit istihbaratı olarak ortaya çıktı ve özellikle biz bu konuda müşterilerimizi dinleyen, müşteri fikirlerine çok önem veren bir şirketiz. Kurumların ihtiyaçlarına göre sistem istihbaratı ve marka istihbaratı çözümümüz içerisine entegre oldu ve geliştiriliyor. 4 yıllık bir geçmişe sahip şu anda. Türkiye'de çeşitli referanslarımız var. Referanslarla ilgili bilgiler geldi. Referanslarımızla ilgili bilgileri de hem satış ekiplerimizden alabilirsiniz. Birkaç örneği vermemiz gerekirse, finans kurumlarından kurumlarından Albaraka Türk Bankası'yla beraber çalışıyoruz, Tep Bankası'yla beraber çalışıyoruz. Bununla bunun dışında devlet kurumundan bir iki tane örneğimiz var verebileceğimiz e, devlet kurumu örneklerini direkt satış ekibimizle özel olarak irtibata geçerek almanız daha doğru olacaktır. <laughs> bir diğer sorumuz geldi. Yurt dışında herhangi bir referansımız olup olmadı. Biz şu andaki ilgili verimizi Türkiye'ye ait bir istihbaratı veri olarak geliştirdik. Ancak bunu geliştiriyoruz ve arttırıyoruz şu aşamada yurt dışına ait bir müşteri örneğimiz bulunmuyor şu anda hedefimiz sadece Türkiye'deki kurumlar adına bir diğer sorumuz tehdit istihbaratı verilerinin hangi sebeple tehdit oluşturuldu bilgisinde sunuyor musunuz dendi. Ee, tehdit istihbaratı verilerinin hangi sebeple tehdit oluşturuldu bilgisini de sunuyoruz. Ee, tehdit istihbaratını sunarken e, sistemimiz tarafında e, bazı e, filtrelemeler mevcut. E, tehdit istihbaratımız sizlere verilmeden önce virüs total ve global çeşitli üreticiler tarafındaki istihbaratı verileri de sorgulanıyor. E, ve bunlarla ilgili de size çıktıları ...iletiliyor. Bununla ilgili de size bir örnek göstereceğim. Bu ilgili görmüş olduğunuz ekrandaki örnek bir e-posta bilgilendirmesi ve... ...bizim tehdit istihbaratımız içerisinde sisteme eklenmiş olan bazı alan adlarını gösteriyor... E, bu alan adları kurumlarla paylaşılırken, e, bu alan adlarının VirusTotal, e, Web of Trust ve e, McAfee'deki Global Threat Intelligence servislerinde e, çeşitli itibar sorguları yapılıyor ve onlarla ilgili de herhangi bir e, risk içerip içermediği ya da Virüs Total tarafında kaç tane üretici tarafından tespit edildi e, sistem bilgilendirmesi içerisinde sizlere sunuluyor e, ve e, bu istihbaratı veri verilirken hangi liste tarafından bu veriler tespit edildiğinde Bilgilendirme içerisinde e, sizin yerinize iletiliyor. E, sistemde eğer e, iletilen veri, bizim tarafımızdan test edilen veri e, virüs total tarafında ya da farklı bir üretici tarafında herhangi bir şekilde bilinmiyorsa e, itibarı neutral e, yani bilinmiyor. E, gördüğünüz gibi virüs total tarafında da hiçbir üretici tarafından bilinmiyor. E, ancak sahte bir e, alanı da alınmış durumda ve bu bizim sistemimiz tarafından tespit edilmiş durumda. Burada e, sunumuzun en başında belirttiğim gibi tespit ettiğimiz veriler e, bizim tarafımızda henüz daha canlı ortama geçip geçmediği beklenmeden e, aktive olup olmadığı beklenmeden sistem tarafından otomatik e, e, ekleniyor e, ve e, belirttiğim gibi global üreticiler ağırlıklı olarak kendi tehdit listelerinde bunları eklemesi için e, bunların aktif olmasını bekliyorlar. Biz çok önceden bunları sistemler içerisine, önleyici ürünler içerisine ve analiz ürünler içerisine entegrasyonlarını sağlamış oluyoruz. Bir diğer sorumuz, e, tehdit verilerinizi virüs total ve e, McAfee vesaire diğer üreticilerle e, paylaşıyormuşsunuz paylaşıyor şeklinde oldu. E, tespit veriler e, global üreticilere e, direkt olarak e, iletilmiyorlar. Kurumlarla paylaşılıyorlar. Onlara herhangi bir şekilde bunlara entegre entegrediği şeklinde bir entegrasyonumuz yok. Buradaki asıl hedefimiz test ettiğimiz verilerimizi bu önleyici ürünlerle direkt entegrasyonumuz olduğu için kurumlarımızla paylaşmak ve onların listesini ekliyor olmak. Önleyici ürünler ve analiz ürünlerle. Evet başka soru varsa alabilirim. Demo versiyonumuz var mı diye bir soru geldi. Demo versiyonumuz da var. Kurumlarımız için çeşitli POC ortamları gerçekleştirebiliyoruz. Ve sizlerden çeşitli e, isterleri topluyoruz e, hangi verileri izleyeceğimize dair e, sizlerle beraber oturup kısaca görüşüyoruz e, bir e, POC çalışması çerçevesinde bir yol haritası e, çıkarıyoruz e, ve e, POC ortamında ilgili e, verilerin sizler adına toplanması ve iletilmesini sağlayabiliyoruz. Bir diğer örnek göstermek isterim. Bu örnekte sistem tarafından tespit edilen ve canlı olduğu bilinen alan adlarının kapatılmasıyla ilgili. Sistemimiz alan adları kapatıldıktan sonra da ilgili alan adlarının faaliyetlerinin durdurulduğunu kurumlara anlık olarak gönderebiliyor ve iletebiliyor. Bunlarla ilgili de bazı örnekleri ekranda bulabilirsiniz. Bir diğer örneğim de e, göstermek istediğim bunlar kurumlara iletilen e-posta e, örnekleri. E, bir diğer örneğimiz de e, test edilen alan adlarıyla isim e, ilintili. E, Sunuda bahsettiğim gibi test edilmiş e, alan adları çeşitli arama anahtarlarıyla test edildikten sonra kurumlara e, IP adres, ekran görüntüsü e, ve içerik bilgileriyle beraber iletilebiliyor. Aynı zamanda bu tüm veriler e, kullanıcı bilgileriyle portal arayüzüne erişilerek kurum tarafından da izlenip e, takip edilebiliyor. E, sunumu paylaşma imkanımız var mı diye bir soru geldi. Tabii ki e, sunum size iletiliyor olabilir. E, size paylaşabiliriz sunumu. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Ben katılımınız için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız ve bizi dinlediniz. Herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Eğer ek bir sorunuz yoksa, eğer daha sonrasında aklınıza gelip sormak isterseniz bana e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Ve istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. rica ederim görüşmek üzere